Arkadaşlar, herkese yeniden merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden visca tüm hızımızla devam ediyoruz. Ben bir önceki kaydı izledim ve gördüm ki gençler, bu puzzle sanıldığı kadar zor değil. Yalnızca dikkatli olmak gerekiyor ve bu da benim çoğu zaman yapmadığım şey olduğu için bu sefer alışkanlıklarımızı geriye bırakacağız ve daha dikkatli, daha özverili davranacağız. Haberiniz olsun. Şimdi ben bir önce kaydı izledim ve o kayıtta görünüşe bakılırsa 2 adet mesela yerin ışığını açmışım ve bizden aslında istenen 3 tane şey var ve bunları düzeltiyorum. Karşılık gelecek olan simgeyi veya cesedi bulacağız. Onun üzerindeki ışığı yakacağız ve umacağız ki çok değişik şeyler olsun. Şimdi 2 two-sided moon, iki taraflı ay var. Clouded vision, yani bulutlu bir görsel var ve suçlu bir gölge var. Yani bizim arayacağımız şeyler gölge, bulanık bir görüş, artık ne olduğunu bilmiyorum, ve iki taraflı bir ay. İsterseniz şuna bir bakalım. Bakın, bulanık görüş, iki taraflı ay ve suçlu gölgesi. Bizim yalnızca bunlara ihtiyacımız var, haberiniz olsun. Ay, iki taraflı ay, suç, gölge ve görüş gibi bir şey. Şimdi ışık kaynağımız yalnızca çakmağımız olduğu için ve o da bitmeye yakın oldu. Mesela iki ay, haberiniz olsun, bu mesela ilki olacak. Bu da yukarı çıktığımız takdirde buranın mesela, bak, bu bir ay olması lazım. Aynen, resimde bir ay tasvir edilmiş. Harika, bak, ayı bulduk. Aydan sonra ne vardı hatırlayamıyorum çok fazla ama. Aa, bak, göz. Bak, bu olabilir mesela. Bulanık görüşle, bulanık görüşle gözün bir alakası var mı bilmiyorum. Fakat göz cepte dursun. Çakmağımız bize doğru gelsin. Ve bu resim hiçbir resimmemiş gözüküyor. Pekala. Bak şimdi, bak, göz. Ay var burada, göz var ve bir de gölgeye ihtiyacımız var. Bir bu şekilde deneyelim. En azından 3 tane şeyimiz şu an için mevcut. Oğlum, burası çok korkunç ya, samimi söylüyorum. Bu ne? Aa, gölge! İşte bu be! Çok iyi! Şimdi bir dakika. Neydi? Ben yine kaybettim. Şu en dipteki yer değil mi? Tamam, en dipteki yer. Onun yanındaki yer ve sonra en dipteki yerin karşısındaki en dip yer. Ya şu var ya, her defasında şunu gerçek biri sanıyorum. Kapıya en yakın olan ceset var ya. Yemin ediyorum, beni her defasında ufak çapta olsa zıplatıyor. Haberiniz olsun. Şimdi nerede kalmıştık? Şurada değil mi? Pekala. Ulan burada kimse yok değil mi üst katta? İşin iyi yanı, gençler, buraya kimseyi koymamışlar. Haberiniz olsun. Yani burası da birisi olsaydı biz bu aç kapıları yaparken rahatsız edecek. Yemin ediyorum çok üzülürdüm. Şimdi burası, hafızam beni unutmuyorsa, göz. Ve burası da ay olması gerekiyor. Al sana. Aa, manivela yok. Ha, bir dakika, manivelayı almadık mı buradan? Aa, oyun en baştan geliyor ki, burası yenilendi değil mi? Burası yenilenmiş abi. Manivelayı alalım. Pekala, teşekkürler. Sanırım orta kısımla ilgilenmiyoruz. Direkt olarak burayı yapacağız. Yapalım dostum. Şimdi burası yanılmıyorsam ay. İki tarafı, bir tarafı bulanık, bir tarafı normal olan ay. Burası vision'dı, yani gözdü. Düşündüğüm şeydi daha doğrusu. Ve ayın tam ters köşesi, yani burası da gölge olmalı. Bunu yaptıktan sonra değişik sesler duyarsak gençler, bilin ki oldu. Haberiniz olsun. Bekliyorum. Evet be. Evet be. Karakter aşağı bakıyor otomatik olarak. Evet be, aşağıda bir şey oldu. Gençler, oğlum çok basitmiş aslına bakarsanız. Ben bir önceki videoda da doğru... Ya, yanlış değildim, haberiniz olsun gençler. Yani ben çünkü puzzle'ları iyi okurum. Yalnızca çözme konusunda sıkıntı yaşayabilirim. Fakat bu sefer doğru okudum. Çözme konusunda da ilerledim. İyi ilerledim aslına bakarsanız. Fakat nedense... Yapma gözünü seveyim be. Vallahi çözdüğümü bin pişman ettiniz beni be. Fakat burası da berbat bir yer olduğu için çok fazla durmayacağım. Aşağısı daha kötü ne olabilir diye düşünüyorum. Berbat olabilir. O halde şöyle bir şey yapacağız. Hadi bakalım. Çakmağımızı bırakıyoruz. Elimizde balyozumuz oldu. Çünkü balyozla cidden, bakın, bazen böyle şeyler yapabiliyorsunuz. Gerçi burada işimize yaramıyor ama en azından bir kavga etme, savaşma mekanizması bu oyunda mevcut belli ki. Yani en azından düşmana vurmasanız bile. Arkamdan biri mi geliyor? Bu sesler niye çıkıyor abi, salak? Evin altındayız abi orada, haberiniz olsun. Minotu üste çıkmamız lazım. Çünkü yorumları okudum ve yorumlardan tahmin ediyorum. Bu kapının hangi kapı olduğunu net tahmin ediyorum. Burası şey. Bak, açılmayan bir kapı vardı abi şeyin orada. Televizyon odasında. Ay, çok yanılmışım ya. Vallahi çok yanılmışım, pekala. Haydi bakalım Eray. Evi komple bir araştıralım, tamam, burası kapalıymış. Abi şu saat çok korkunç ya. Ya böyle bir saat evime sokmam ya. Net sokmam yani. Lanet olsun, böyle bir saat evime sokmam ya. Yapmam yani. Ben kendimi seviyorum. Aa, yine bu kapı. Aklımı oynatacağım ya. Bu kapıyı bir şekilde açık tutabiliyor muyuz gençler?
şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bir dakika kapanma abicim, kapanma. Şöyle bir şey yapsam, bunu buraya alsam, bir dakika, bunu böyle şey yapsam, bunu bırakalım kapıya. Ha şey tutuyor biliyor musunuz? Benim balyozla kapıyı kapatmışım kazayla. Şunu alalım şöyle. Kapıyı kıramıyor muyuz? Kıramıyoruz. Pekala. Çakmak da çok fazla işe yaramayacak gençler bu kapıyı. Oh, artık da işe yaramaz diyor. Pekala. Şimdi tekrardan evde olduğumuz için açıkçası mutluyum. Ne yapmamız gerektiği konusunda şüphelerim var. Fakat birkaç arkadaşımız demiş ki Eray abi. Yok abicim yok. Onu izleyen hiç kimse yok bu oyunda şu an. Hiç kimse yok abi onu izleyen. Sakin olun. Şey yapmayın. Ekstradan bir şeyler çıkartmayın benim başıma. Çakmağımız var. Gayet güzel. Buradaki küreyi Bodrum'daki bu alette kırabiliyormuşuz. Haberiniz olsun. Dolayısıyla şimdi isterseniz hızlı bir şekilde oraya gidelim. Zaten yakın olduğumuz için çok da yürümek zorunda sanırım. Lütfen şunu şuraya bırak. Teşekkürler dostum. Burayla işimiz sanırım bitti. Tekrardan bir garaja gidelim diyeceğim. Fakat ben garaja nasıl gidildiğini unuttum. Bir dakika, buradan mı gidiliyordu? Aynen, sanırım buradan gidiliyordu. Niye ben bunu bir türlü iki elime alamadım? İki elime almam lazım diyor. Sağ tuşta ne var ki şu an zaten? Oğlum, ne var ki sağ tuşta? Niye sahilinde ne var yani? Niye? Oh be, şükürler olsun. Burası çok karanlık. Tekrar elimizi alalım. Yak dostum. Evet. İşin iyi yanı gençler ilerleme kat ediyorum şu an için. Mesela bir önceki puzzle'ı yap. Burası değil. Ben bir yukarı çıkayım. Buradan yukarı çıkamam sanırım. Burası kilitli mi hala? Bir dakika, bir kontrol edelim. Abi oyun donuyor. Oyun net bu bölgede bayağı donuyor. Benim sesim dondu mu bilmiyorum. Burası çok net donuyor yani şeydeyken. Ben buralardayken. Neyse. Dönelim geri. Buradan bir yere gitmeye çalışalım. Biz buraları zaten kırmıştık. Hatta bize bir şey lazımdı biliyorsunuz. Abi bir dakika. Çayımız var. Oğlum bir dakika, çayı koyalım. Evet. İşte bu çayı almıştım ben bir önceki bölüm. Oğlum yes be. Teyze burada mı? Teyze şey. Hala. Dolores. Bak. Ha za. Ama bizi sevecek mi acaba? Bu yarışmak için iki elini kullanmalısın. Pekala. Pekala abi. Hiç problem değil. Ne istiyorsan yaparım vallahi şu an. İki el, üç el, tek el. Yani ne gerekiyorsa. Bu neymiş? Beyaz bitki çayı anladığım kadarıyla. Early Grey diyor. Early Grey çaylar. Normal çaylar farksız diye biliyorum açıkçası. Bak teyzeciğim. Kadın bence bu olaydan sonra beni sevecek gençler, haberiniz olsun. Çünkü ben öyle düşünüyorum. Allah belanı versin senin. Aa. I knew it. I'll show Aa, kill rat mı? you Aa, bir dakika, şey verdik ona son anda. Fare zehriydi o. Kill rats yazıyordu ama Ölü Grey yazıyordu kabında. Yemin ederim Ölü Grey yazıyordu teyze ya. Abi ya, durduk yere. Kimin ne olacak şimdi ya? İncele ne ya? Neyi inceliyoruz ki? Onu anlamadım. E'ye basıyorum şu an, bir şey olmuyor gençler, haberiniz olsun. Mırıldanma sesleri. Beni bir yere sokmuş sanki. Aa, ocağı yaktı. Hayır. Hayır dostum. Hayır, yapmıyorsun. Hayır dostum. Ay, aç kapıyı. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Öleceğiz burada. Hayır. Bir kere daha. Dördüncü olacak. Dedim ki Quick Time Event'i bir an yapamadık sandım. Samimi söylüyorum. Başardık. Yalnız abi dışarıda kadın var ve bizi öldürmeye çalıştı. Artık apaçık ortada. Yalnız şöyle bir sıkıntı var abi. Biz kötü oldu ya. Çok kötü oldu. Bir düşman daha edindik abi. Zaten hiç... Aa, bu ne? Anahtar. Bir oyuncak yıldız buldun. Allah'ım çok tatlı. Alalım. Levye. Abraka. Levye. Ha. Ne biliyor musunuz? Ya iki elime, bir elime levye, bir elime Baryos alamıyor muyum abi? Şöyle şey gibi geçeyim abi. Barbarian gibi. Diablo'daki. He? Tak 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 tak. Öyle bir klas var ya. Bir dakika, Barbarianların mı iki elde şey oluyordu, kılıcı? Değil. Monkların oluyordu sanırım. Neyse, çok fazla detaya girmek istemiyorum şu an. Çok iyi. Yalnız işin kötü yanı, bakın bununla savaşamıyorum, haberiniz olsun. Onu burada kullanamazsın diyor. Ben bunu nerede kullanacağımı çok iyi biliyorum aslanım. Kötü oldu ya. Baksanıza, bak kadına ne vermişiz gençler. Bak. Bakın. Kill R yazıyor. Yani R'leri öldür. Rat. Sıçan. Fareleri öldür diye bir görev mevcut. Kadın da bunu balyoz depo odasına stoklandı. Gayet güzel. Demek ki şeyden uzaklaşınca siz, ne derler ona? Hani sizin için önemli olan öğelerden bir tanesinden uzaklaşınca şey oluyor.
onu geriye stokluyor mesela. Sanırım levyede de aynı şey geçerli olabilir. Aa bak aklıma ne geldi biliyor musunuz? Biz şimdi buradan pusula alacağız ya bir şekilde camı açıp. Sanırım o pusulayla dışarıda yol bulacağız diye benim aklımdan geçiyor, haberiniz olsun. Çünkü pusula yön gösterici olduğu için ve biz de dışarı yönümüzü bir türlü bulamadığımız için hemen bağlantıyı oradan oraya kurmuş bulunmaktayım şu noktada. Alalım abi. Ha bir dakika, biz mi kaldırıyoruz? Evet, işte bu. Aha, pusulayı da elimize alabiliyoruz. Bu bir görev itemi mi? Yo değil. Evet, dinamik öğe. Bayıldım. Oğlum çok iyi. Buradan çıkamıyor muyuz? Camı kapatalım abi, ne olur ne olmaz. Biz burayı aldığımız gibi bırakalım. Kapan dostum, dışarıdan çok ses geliyor çünkü. Harika. Şimdi tekrardan depoya gideceğim muhtemelen gençler, haberiniz olsun, çünkü şeyi alacağım elime. Balyozu alacağım çünkü levye ile kendimi güvenli hissetmiyorum ve levye ile işimizin de tamamen şu noktada bittiğini düşünüyorum. O yüzden mütevellit istiyorum ki şeye gideyim. Balyozumu almaya gideyim. Hazır yakınken gel abicim. Verelim bana balyozumuzu. Teşekkürler. Selamünaleyküm. Ben de bunu buraya bırakayım mı? Bırak. İkisini elde. Haa aynen. Levy orada kalsın. Biz de bunu alalım tekrardan. Yes. Oh. Gelmiyorsun. Çok iyi. Şimdi. Küre tarafına sanırım. Aa orada birisi var. Allah canım alsın, orada birisi var. Bakın. Bakın gençler. Bakın sallanıyor gençler. Görüyor musunuz? Aklımı oynatacağım. Hemen tansiyon apı. Hemen tansiyon apı. Hemen tansiyon apı. Bekle geliyorum Dolores. Yaktım çırağını. Ama şimdi değil. Şimdi değil Dolores. Sonra geleceğim. Bekle Dolores. Bekle abisi. Şimdi oğlum asla var öyle bir yere gitmezdim. Asla. Teşekkür ederim ama yok abi almayayım. Yok abi almayayım. Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Yes. İşte bu. Veriz pusula. Şimdi görünüşe bakılırsa. Kuzey yönü bu taraf. Sallanmayın oğlum. Ne olur sallanmayın. Bak akıl sağlığım zaten yani zar zor... şey yapıyorum, dayanıyorum. Yapmayın. Hadi siz de vurmayın abi. Şimdi görünüşe bakılırsa aşağı gidiyoruz. Yani kuzey yönüne gidiyorum ben sürekli olarak. North diyor çünkü. Bu sefer beyazlık olacak mı? Aa bak olmadı. Oğlum inanılmaz. İşte bu. Yes be, progress. En sevdiğim. Haha. Easy. Biraz düşününce aslında... Oh, oh. O ses neydi? İzleniyor muyum lan ben yoksa? Hey. Dolores. Bilmiyorum. Neyse problem değil. Şu an için yapmamız gereken bir bu görev var. Ne olduğunu her ne kadar bilmesem de. Burası kapanmış. Ve harita zaten benim buraya gitmemi söylüyor. Pekala. Ya şu şeyi bırakalım mı elimizden ya? Oğlum çok iğrenç sesler duyuyorum ya. Vallahi samimi söylüyorum. Allah kahretsin. Girdiğimiz yere bak yine ya. Neyse işin iyi yanı. Korku oyunlarına geçelim. Bu kadar açık alanlarda çok fazla korkmuyorum. Haberiniz olsun. Kapalı alan beni biraz daha... Bu neymiş? Uyur. Arkası yok bakın. Bak böyle bakınca yok oluyor abi. Neye baktığım belli değil. Böyle yapınca da geliyor. Ne olduğunu bilmiyorum ama bir kardelen. Kırda açan... işi kırda diyorum. Kışın açan çiçek miydi kardelen? Olabilir. Kardelenle bayağı benziyordu. Peki. Ablacığım selam. Bilmiyorum ne zaman canlanacaksınız ama ben önceden selamımı vereyim. Ben geçen şeyi takip ediyorum, haberiniz olsun. Pusulayı. Çünkü kuzey sanırım gitmem gereken benim yolu simgeliyor olabilir. Ve buralarda nedense içimden bir ses takip edilecekmişim. Hissi uyandırıyor. Bak her defasında bak pusula değişiyor. Ha, sanırım bana bu şeyleri simgeliyor bu pusula. Bu aldığım bitkileri. Eyvahlar olsun renk değişti. Dur. Gelme. Birisi takip ediyormuş gibi hissediyorum beni. Bir tane daha. Kaç oldu? 3 mü? Şimdiki nerede? Bak şimdiki bu tarafta diyor. Aa doğru yoldayım. Nasıl doğru yoldayım bilmiyorum ama şu an için doğru yoldayım sanırım. Merhaba. Ya, lütfen bir noktada mezar vesaire açmak zorunda kalmayalım. Benim tek istediğim şu an olsa. Oo bir tane daha bulduk, harika. Al dostum. Yenilen pusula yenilendi. İyi ya oyunun ilk başları çok fazla gergin değildi. Sanki gençler oyun ilerledikçe daha fazla gerilecekmiş hissi uyanıyor bende. Neden bilmiyorum. Şu an mesela bak Dolores'le evde çok daha sık karşılaşmaya başladık. Ve bu noktadan sonra daha da sıklaşacağını düşünüyorum ben.
What is this? Ne aldık abi? Göreydik. Ha, biz mi açacağız kutuyu? Pekala. Açalım bakalım. Abi bu ne ya? Bir oyuncak uzay gemisi buldun. Allah Allah ya. Oyuncak bula bula yemin ediyorum anahtar bulamaz oldum ya. İki tane oyuncağım var şu an. Bakın bir bu var. Onu burada kullanamazsın diyor. Onu burada kullanamazsın diyor. İki tane bunları birleştirebiliyor muyuz? Öyle bir dinamik de yok sanırım burada. Pekala. O da bitti abi. Haydi bakalım. Mezar... Oh! Bir tane daha. Bunların hepsini bulursam ne oluyor bilmiyorum. Fakat içinden bir ses birçok yerde bu çiçeklerden, bitkilerden saklandığını söylüyor. O yüzden isterseniz birazcık daha etrafı bir araştıralım veya tamamen artık geri dönebiliyorum. Geri dönüyor olabilirim daha doğrusu. Nereye geldik? Aa, çıkışa geldik vallahi. Yalnız bakın pusula hala şeyi gösteriyor. Bu tarafı bir yeri gösteriyor. Birazcık daha bakalım bakalım. Daha önceden geçmediğimiz yer. Mesela bu tarafa hiç geçtim, gitmedim. Bir de bu tarafa bakalım şöyle dikkatli bir şekilde. Aa bak. Aynen. Aha, burası bir yere gidiyor net. Haha. Benden kaçmaz. Burası da bir yere gidiyor. Aha, burası bir yere gitmiyor. O gidiyor. Gitmiyor. Aynen, buradan sanırım geçmiştik veya geçmedik emin değilim. Bilmiyorum, çok da fazla dışarı durmak istemiyorum cidden çünkü... Bir şey olacakmış gibi durmuyor açıkçası. Bu neymiş lan? Merhaba. Hoppa. Aa, burası kesin eve... Eve hızlı giriş değil mi bu? He? Bunun arkasında ölüm yok değil mi? Bunun içerisinde ölüm yok. Arkada bir tam saklamış olabilirler mi? Hayır. Pekala. Geliyorum. Bunun içinde ölüm olmasın. Lütfen. Aga bu şaka değil mi? Ya bu şaka değil mi şu an? Şu baktığımız yer şaka değil mi? Ya nasıl... Ya nasıl kapalı oğlum? Az önce kapıyı sen açmadın, yeni girmedin mi kapıdan? İçimden bir ses şu pusulayı bırakmam gerektiğini söylüyor. Bak pusula bile diyor ki abi çıkalım buradan. Bak görüyorsunuz değil mi pusulayı? O bile diyor ki abi bırak beni gideyim diyor ya. Bunu şimdilik elinde tutmalısın. Oo ciddi misin? Dur pusula yapma gözünü seveyim ya. Nereye gösteriyorsun pusula? Bilmiyorum. Neyse yapacak bir şey yok geçer. Haberiniz olsun. Gidiyorum abi. Arkada bir şey var mı? Yok. Eyvahlar olsun. Bak bir noktadan sonra şey oluyor bu tarz koridorlarda. İniyor mu çıkıyor mu anlayamıyorsunuz değil mi? Bakın. Bak şöyle bakın. Sanki çıkıyormuşuz gibi değil mi? Aslında iniyoruz. Bakın bu tarz göz yamışmaları çokça oluyor bende özellikle. Ki mesela bazen oluyor ya bazı görüntüler. Mesela merdiven yukarı çıkıyormuş gibi ama halbuki aşağı iniyor. Veya aşağı iniyormuş gibi yukarı çıkıyor. Mesela bir yana doğru dönüyor diyor ki mesela bu sağa doğru dönüyor aslında diyor. Fakat onu bakana kadar anlamıyorsunuz sağa döndüğünü. O tarz. Biz göz yamışması. Bak şu an ben çıkıyormuşum gibi. Çıkıyormuş gibi hissedince daha mutlu oluyorum. Niye bilmiyorum. Ay oley be. Bu ev kapısı abi net. Allah'ım ev olsun. Lütfen. Evde yapmam gereken tonla iş var. Ev olsun. Ay evi gördüğümde o kadar sevineceğimi hatırlamazdım. Ah solda kadın vardı en son gördüğümüzde. Dolores. Oyun otomatik baktı ha sola. Ben yemin ediyorum bakmadım. Oyun sola otomatik baktı abi. Om çok iyi. Buraya geldiğim için yürüyemiyorum. Yemin ederim yürümüyor şu an karakter. Bak abi. Oh. Oyun takılmış daha. Samimi söylüyorum karakter dedim. Abi inme indi. Neydi şimdi? Bunu elimden bırakamıyor muyum artık? Yeter. Vallahi pusutmak istemiyorum. Dolores. Bak sana ne aldım. Bir şuraya bakalım mı tekrardan? Var mı bir şeyler? Aa bak havada duruyor abi. Evde hiçbir şey normal değil ya. Evde. Abi burası iyi ki mevcut değil yani ya. Bah, samimi söylüyorum. İyi ki mevcut değil. Şunu bir alalım. Bak birisi bir yere vuruyor abi şu an yine. Bak bak duyuyor musunuz? Bak duyuyor musunuz arkadaşlar? Olay yerine gidiyoruz. Kim vuruyor? Allah belanı versin senin. Allah seni kahretsin kadın kere. Ya top ya ne yapacağım ben? Gitmem mi ya? Sus sus sen sus. Ya abi yandık ya. Ne yapacağım? Çıkacağım ya. Çıkacağım arkadaşlar. Dolores'e gitmem ya. Net gitmem. Dur açıl. Allah belanı versin kapı. Başka zaman lang diye açıl.
Bak o normalde kapı var orada, haberiniz olsun. Kapı olduğunu sanıyor yani Dolores. Oyun orada bug'a girdi ya, orası şu an kapalı, haberiniz olsun. Abi sıkıştım. Yemin ederim sıkıştım şu an abi. Dolores. Oyun bak karakter sıkışıyor ha. Abi niye sıkış? Oğlum ben yine sıkıştım. Çok ilginç. Allah'ım çok ilginç. Yok abi ya. Gidelim mi Dolores'e? F5. Hızlı kaydediyor. Oyunu hızlı kaydetmeyelim. Oyunu seriden kaydedelim. Hangisi olsun? 1 olsun abi. Vur 1'e kaydı. Oyunu kaydettim gençler. Ölürsem ölürüm ya, haberiniz olsun. Aa ses gitti. Aa orada. Yo gitti. Yo orada. Oh be gitmiş, Allah'ıma şükürler olsun. Oğlum çok tırsıyorum ya Dolores'ten. Sağa solu. Aa bak. Bak gidemiyorum daha fazla, görüyor musunuz? Burada oyun cortlamış. Pekala. Sakinim. Bir burayı kontrol edelim. Burası çünkü ne olduğu belli değil. Ve bizde bazı anahtarlar mevcut. Hangi anahtarın kilidi açtığına dair fikrim yok diyor. Bak bu değil. Bu değil. Bu değil. Bu açmıyor. Bu açmıyor. Pekala. Bu kapıyı demek ki belli ki açamıyoruz. Haberiniz olsun. Daha fazla zorlamaya da gerek yok. Yalnız benim bir noktada sanırım üst kata çıkmam gerekiyor. Burada bir şey bulabilir miyiz? Bulamayız. Şimdi neyimiz var? Bu tarz değişik eşyalarımız mevcut. Onun dışında çok fazla da bir şey yokmuş gibi duruyor. Aa bir dakika. Şey yapabilirim. Değil mi? Buradan aşağı atlayalım abi. Burası mıydı aşağı atladığımız yer? Emin değilim biliyor musunuz? Burası mıydı? Bence burasıydı. Go. Burası tahminimce beni şeye götürecek. Bu Dolores'i ilk çocuğumu ver bana dediği yere götürüyor olabilir. Çünkü tek düştüğümüz yer burasıymış gibi hatırlıyorum. Harika. Harika. Yine bak Dolores sesini duyuyorum abi kenarda. Ya bu var ya. Nedense yanmıyor diyor. Acaba neden? Al bakalım Dolores. Tamam neyse iyi ya. Yanacak mı şimdi? Şükür. Haydi bakalım. Şimdi neyimiz var? Bir kasetimiz var bu arada gençler. Haberiniz olsun. Yedek odasına gelip kaseti dinleyebiliriz. Evin burasına geldik. Müthiş. Aa birisi konuşuyor. Bak biri konuşuyor lan. Hem de... Oğlum fırın konuşuyor. Anasını satayım. He's nuts. Always on drugs and alcohol. Don't mind him. He's probably out of it anyway. Everyone who lives here is fucked up anyway. Fuck him. Let's move on. Did you see what the batshit crazy old bitch did yesterday? Oh, I know. I know. I've seen her. Oh, shut up, you cancer-breathing microwave. No one wants to hear it from you or your toasted brain. Hey! Watch it with the toasting remarks. Anyway, I hear she's been walking around the house completely naked, like a fucking whore. Are you kidding me? What the hell's wrong with this old hag? Will you shut up? I'm trying to get some sleep here. Oh, boo-hoo. Big guy needs his sleep. By the way, you guys have been repeating the same walking around naked semi-joke for months now. I have some real news for you guys. Oh yeah? What's that, you twat? You're stuck with me. Don't you remember? I think if you'd had some news, I'd have heard it along with you. Yeah, right. You're sleeping 16 hours a day. My sources whisper me some great stuff. Your source is my ass. You're talking about that broom. You can't trust a broom, I tell ya. Oh, quit your whining, big guy. Let us hear about the news. I heard. And saddle up. It's big news. I heard that the old woman murdered her husband in cold blood. Not only that, but I heard that she plunged 7 knives in his chest and that he's sitting dead in his study room. How crazy is that? Holy fucking shit. I could have told you. Oh, that's what that smells. It's exactly right. Allah belanızı versin ya. Allah sizi kahretsin ya. Abi en sondaki gülmeler neydi öyle? Aklımı kaçıracaktım ya. Birisi dedim herhalde, birisi çıkacak dedim artık. Kalkacak yürüyecek. Tut kavra. Bak şimdi seni bir tutup kavrayayım da bir gör.
Biz aklımızı mı oynatıyoruz acaba ya? Böyle bir şey olabilir mi? Şöyle alttan geçelim de. Bu arada burası da yanıp yanıp sönüyordu. Aha, yanıp yanıp sönüyor abi. Al işte. Bunu yapmamız lazım sanırım ya. Buranın olması gerekiyor. Bir şey olması gerekiyor burada. Şimdi kötü yanı şeyimiz de yok. Çakmağımız da yok. F5 hızlı kaydediyor. Giriyorum ha. Ne olacaksa olsun abi. Her şeyin olması gerekiyor demek ki bu oyunda. Öleceksek de öleceğiz, haberiniz olsun. Geçen sefer girememiştim. Giriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ablacığım öldürecek misin? Bakar mısınız ya? Bu ne abi? Bak. Bu ne abi? Yaklaş Eray. Allah belanı versin, girdim içine. Açıl açıl. Düzgün çalışıyor gibi. Ha, bok düzgün çalışıyor gibi. Aa, kayboldu lan. Oha, kayboldu bakın. Oğlum çok acayip bir şey vardı şurada ya. Oğlum sanki var ya şey gibi duruyordu, yarasa gibi. Pusmuştu oraya ya. Oğlum bayağı tırsınç ya. Ben çok korkuyorum ya. Neden bilmiyorum. O, şunların hikayesine göre de bu evdeki beyaz eşyanın anlat. Aa! Bu ne alaka lan? Burada bakın şey var. Kıralım. Ay kalsın be. Kalsın. Şuraya gidelim de bir küreyi kıralım. Selamünaleyküm. Vallahi buraları özledim ha. Evin bu bölgesini cidden bir tık daha güvenliymiş gibi hissediyorum ve burayı gariptir ki özledim. Bak buraları özledim. Heh. Hele şu garaj uzun zamandır bana bayağı güvenliymiş gibi hissettiriyor. Sanırım buradaki manivelada gençler bir şeyi kıracakmışız, küreyi. Bana birkaç arkadaşımız o ipucunu verdi. Haberiniz olsun. Kendim bunu düşünmedim. Yani bunu kendim 40 yıl düşünsem sanırım bunu burada kıracağım aklıma gelmezdi. Haydi bakalım. Kır bakalım ne çıkacak içinden abi. Kıramadık. Yay! O neymiş lan? O neymiş? Ne aldık? Bu ne aga? Üstünde tuhaf karalamalı olan bir not buldum. Oku bakalım. Aa açılıyor. Aa! Puzzle lan bu, şey puzzle'ı. Saat puzzle'ı. Ama bu kağıdın düzü neresi, önü neresi? Ya... He, kağıdın düzü. Şimdi 3 tane saat var fakat bir tanesi yukarıda ve diğer 2 tanesi aynı seviyede. Bir de bak pencere işaretleri var. Neyse şimdilik dursun bakalım çantada. İncelemeyi bırak diyelim, çantamızı attık. Yay. İşte oyun kendini kaydetti. Harika oldu bu. Duyuyorsunuz değil mi bu sesi? Bu sesi duyuyorsunuz değil mi? Yok dostum yok. Yok yok hiçbir şey yok. Yok hiçbir şey yok. Yok hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Oh gençler, şimdi şey neredeydi? Yaprak şey puzzle'ı. Saat puzzle'ı neredeydi onu hatırlamaya çalışıyorum şu an. Geç bakalım buradan ya. Aa bir dakika. Başka bir tane daha geçeceğimiz yer var değil mi? Daha yeni şeyini kırdık. Camını kırdık. Yok abi, kadının sesini duydun mu ben? Kalsın ya. Kalsın, ben aklım peynir ekmekle bu şey, canımı sokakta bulmadım ben, kalsın ya. At çantana ya. Hadi yapamaz mı, işe yaramaz mı diyor. At ulan o zaman. İşim bittiyse vallahi saniye tutmam çantamda. Saniye tutmam. Bakalım burası nereye gidiyor. Git abi, en kötü ne olabilir ki? En kötü şeyler başımıza geldi zaten. İşini yeni, oyunu yeni kaydettik. Haydi bakalım. Acaba nereye geldik? Berbat bir yere geldik ha. Ya bunu niye aldık ki şimdi, böyle bir şey yaptık? Niye böyle bir şey yaptık? Cidden bilmiyorum yani. Alalım bari hepsini ya. Aa! Ne oldu lan? Aa! Aa bunu biz takıyoruz. Eyvallah olsun. Bir puzzle da burada var şimdi. Haydi bakalım. Dur oğlum. Gidelim mi şuradan? Çok karanlık. Aa burası neymiş lan? Allah'ım nereye geldik ya Rabbim ya Resulallah. Ya abi böyle puzzle'ları sevmiyorum ya. Vallahi billahi sevmiyorum. Ya, anlamıyorum aga. 6 tane oraya koymuşsunuz. 4 tane. Burada da puzzle var. Oğlum bunlar bir şey olabilir. Hatta bizim yeni bulduğumuz şu kağıdı bir inceleyelim tekrardan. İncele bakalım Eray'cığım. Ya bu kağıdı daha yeni... Bu kağıdı daha yeni şey yapmadık mı? Açmadık mı? Bir daha niye cebine koyarken buruşturuyorsun? Salak. Evet. Görünüşe bakılırsa bu kağıttan hiçbir şey anlamıyorum. O zaman dursun. Şimdi orayı da bozdum değil mi? Cık. Ne yapacağız şimdi gençler bilmiyorum. Oradaki şeyi de bozdum.
Neyse bakalım bakalım. Aa, bunları tekrar elleyebiliyoruz. Bunları alabiliyor muyuz bu arada? Ay her şeyi alabiliyoruz. Ay her şeyi tek tek alabiliyoruz. Bak havada kaldı abi puzzle. Bunu buraya koyabiliyor muyuz mesela? He, yerleştirebiliyoruz. Yok ya gençler, yani hiçbir şey aklıma canlanmıyor. Yani şu puzzle konusunda hiçbir bilgim yok. Şu tarafa bir yere gidiyorum bakalım. Geri geri bir keşfedelim şurayı. Aynen, burası geri geri bir yere gitmiyor. Burada bak bazı puzzle'lar var mesela. Buradaki resimleri de şey yapabiliriz. Neymiş lan? Dursun ya. Dursun. Ha, burası no thank you. Şimdilik burayla hiçbir alakamız yok bizim, haberiniz olsun. Bizim amacımız... Aa, yatak odasına çıkalım, şu şeyi bir dinleyelim. Hatta tavan arasına çıkalım, şu kaseti bir dinleyelim. İpucumuz var çünkü bizim şu an. Yes be! İyi ki aklıma geldi. Vallahi yine kilitlenecekti oyuna. Bu neymiş? Aç abi. Bulduğumuz her şeyi açıyoruz çünkü. Şu çocuk odası... Yok ya. Girmeyelim abi şeye falan. Kalsın. Aa! Bir tane de burada var oğlum. Ne yapsak ya? Girsek mi? Cık. Ya şu şeyi dinlemek istiyorum ben ama. Neyse bir girelim bakalım ya. Yani zaten çok dipteyiz gençler. Haberin, o kadar dipteyiz ki artık toparlayamayacak kadar dibe düştüm gibi hissediyorum kendimi. Bakalım abi bu işin sonu nereye varacak. Ya samimi söylüyorum, hiç kendimi şeyde hissetmiyorum. Mesela lineer oyunlarda olur ya, bak bir görevi yaparsınız dersiniz ki sonra, ha bak şu an bu görev diyeyim sonra bu gelecek. Ben diyemiyorum abi onu çünkü çok dibe battım. Bakar mısınız? Berbat bir koridor ya, berbat. Beni öldürün ya. Vallahi beni öldürün yani. Beni öldürün aga. Hepiniz rahat edin. Ben de rahat edeyim. Zaten eninde sonunda öldürecekmişsiniz gibi. Üçe ayrılıyor yol. Kaset bula bula içim şey oldu. Kaset doldu ya. Dinlemediğim iki tane kaset var. Şimdi sağ, düz ve sol. Yani düz başladık, düz gidelim. Aa bak. Koridor yine değişti. He, orası gerisi. Tamam, geri dönelim. Haha, beyin bedava. Oğlum, ne kadar zeki bir oyuncuyum lan ben. İşte. Aa evet, çıkıyorum. İşte bu kadar. Haha. Ya ulan var ya, ya var ya. İşte böyle abi. Bu oyunu böyle oynayacaksın. Tabii. Aa, işte bu kadar be. Çözdüm oyunu. Vallahi çözdüm, billahi çözdüm şu noktada. Şimdi geri gideceğim, şeyimi dinleyeceğim. Kasetlerimi. Bakalım kasetlerimize neler varmış. Bakalım bakalım neler varmış. Nereden aşağı atlıyorduk? Biz bir an aşağı atlıyorduk. Yes be. Dıkşın. Dıkşın. Bir kasetleri dinleyelim. Şu kaseti alabiliyor muyuz? Al dostum şu kaseti. Kaset buldum. Bunu şimdi depola diyelim. Fakat... Aa. Bir dakika, buraya kasetleri depolayabiliyor muyuz? Oha, ciddi misin? Şimdi iptal edelim. Fakat benim şeyi dinlemem lazım mesela bak. Ben bunu dinledim sanırım. Şunu bir dinleyelim. Kapağını kapatalım. Dolores now has moments of severe psychosis. She loses contact with reality for long periods of time. She hardly remembers me anymore. She's lost her trust in me and it's becoming harder and harder to administer her treatments. She sometimes forgets where she is or even the fact that she has to wear clothes. She keeps on scratching her nails or banging her head on doors. She murmurs gibberish sentences and roams aimlessly around the house. The other day she even accused me of trying to poison her. I'm on the edge. I don't think I can take much more of this. How am I supposed to work, take care of the baby, and deal with her dementia all at the same time? Abi çok sıkıntı ya. Bak adamın dediği her şey tek tek oldu bize. Kadın çıplak dolaştı. Kafasını bir yerlere vurdu. Oğlum çok tehlikeli ya. Hangisi? Sanırım buydu bir de dinlemediğimiz. İnşallah budur. I now fear for the baby. She has become obsessed with him. She says she can always hear him cry over the baby monitor. Even when it's off. She has trouble differentiating him from the dolls in the house. Once she threw a doll away, realizing it wasn't the baby. I am horrified at the idea that she might do the same to the baby, thinking she's holding a doll. I've got rid of all the dolls in the house, and now she keeps on calling him, never remembering where he is. I have to keep a constant eye on both of them.
The only time I can get some work done is when she's sedated. It feels like a nightmare. Bir kabus gibi. Vay canına ya abi. Dolar esin sıkıntısı bayağı büyük haberiniz olsun. Şimdi şuraya sanırım kasetleri koyabiliyoruz. Cidden çantamızı taşımanın bir manası. Depoya sığan tüm öğeler depolansın mı? Evet. Şimdi yani sadece kasetleri koydum desene ya. Ben her şeyi koyacaksın sandım vallahi. Aa, işin iyi yanı. Bakın orada sadece 3 tane yer var ve 3 tane kaset koyduk. Demek ki daha fazla kaset bulmayacağız bu oyunda. Şimdi bir adet puzzle'ımız kaldı. O da zaten şeyimiz bizim. Neyimiz? İlk göz ağrı puzzle'ımız. Mesela bu... Aa bir dakika, burayı açabiliyor muyuz? Bizde kilitler var bayağı bir şu an. Değil. Evet, değil yani. Aa bak. Oho, bir an ayar daha. Kır. Evet. Arkadaşlar teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden tam bu noktadan... Neye devam ediyoruz? Tam bu noktadan Visage'a devam ediyor olacağız. Bakalım tahmin ettiğimiz abi Dolores'in eşi gençler. Çünkü 8 kere göğsünden bıçakladı demişti, hatırlayacaksanız. Buzluk demişti veya buzdolabı demişti, hatırlamıyorum tam olarak. Veya mikrodalga fırın bile demiş olabilir, emin değilim. Her neyse bir sonraki bölümde kaldığımız yerde tam bu noktadan tam Bayraz'ın bıraktığı noktadan devam ediyor olacağız. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşça kalın.